İsmail Bey, İsmail Gürsoy, Bodrum'dan yazıyor. Kendisine günaydınlarımızı iletelim. Şimdi Sevim Hanım yazmış. Yine Ayşe Hanım, Ayşe Ballı yazmış. Emekli büyüklerimiz. Ve diyorlar ki biz ne olacağız? Biz geçilemiyoruz. Bizim aldığımız maaşlar 1500 lira, 2000 lira seviyesindeki maaşlar. Biz nasıl geçineceğiz? Bu ülkede asgari ücret, en tabandan belirlenmiş olan ücret. 4253 lira iken... Biz bu 1500 lirayla, 2000 lirayla, bu seviyedeki emekli maaşlarıyla nasıl geçineceğiz? Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yine başka izleyicilerimiz, önemli olan alım gücü, bunun hatırlatmasını yapıyorlar. Bütün çocuklarımızın doğum günü kutlu olsun, sağ olun. Hani oğlum can, oğlum canın doğum günü kutlamışsınız. Bütün çocuklarımızın doğum günü kutlu olsun. Burada konuşuyoruz. Burada hani geleceğimiz olan çocuklar, ülkemiz, ülkemizin geleceği. Yani onlar için konuşuyoruz. Her şey daha güzel olabilsin diye onlar için. Tabiatımız da öyle, ekonomimiz de öyle, zihnimiz de öyle, kalbimiz de öyle, vicdanımız da öyle. Her şey daha iyi olabilsin diye konuşuyoruz. Bir yanlış varsa bunu hep birlikte konuşalım. Bizim bir yanlışımız varsa lütfen izleyicilerimiz buna dair mesajlarını da göndersin. Gayet açık yüreklilikle, açık, samimi bir şekilde elimizden geldiğince hem ülkenin gündemine bakıyoruz... ...hem cebimize bakıyoruz, hem sokakta karşılaştığımıza bakıyoruz birlikte konuşalım istiyoruz. Yine Çalar Saat hafta sonunda bunun hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi Karar Gazetesi'ni şöyle tamamlayalım İrfan. O zaman müteahhite de lira ödeyin. Erdoğan'ın Türk lirasını yedirmeyeceğiz sözü üzerine çağrılar gelmeye başladı. Hükümetin yerli para mesajlarını içeren Davutoğlu neden müteahhitlerinize ödeme garantilerini dolarla veriyorsunuz dedi. Ekonomist Profesör Doktor Uğur Emek'te müteahhitlerin kazancının %136 artacağını kaydetti. Biz asgari ücret hani geçim derdindeki emekçiler, asgari ücretliler onların almış olduğu %50.5'lik zamma seviniyoruz. Kıymetsiz değil, kıymetli elbette ama diğer tarafı var madalyonun. İşte burada verilen garantiler, karşımıza çıkan %136 hani alınacak olan paralar. Bu paralar nereden alınacak? Toplanacak olan vergilerden alınacak. Yine vatandaşın cebinden çıkacak. Geçseniz de geçmeseniz de işte o otoyollardan, köprülerden alınacak paralar. Bir de şehir hastaneleri kısmı var bunun. Ona dair de önemli bir değerlendirme, hani sözleşmelerin maddelerine dair biz bunu neden dolar üzerinden, euro üzerinden ödüyoruz? Acaba bunu Türk lirasına çevirme bu sözleşmenin içinde yok mu? Buna dair CHP Balıkesir milletvekilinin bir değerlendirmesi var. Onu şimdi paylaşacağız. Cumhurbaşkanı'nın Türk liramızı yedirmeyeceğiz çıkış sonrası köprü ve otoyollara döviz üzerinden verilen hazine garantileri gündeme geldi. Karar yazarı Profesör Doktor Uğur Emek, kurdaki tırmanış ve Amerika Birleşik Devletleri tüfesine dikkat çekerek ve aldığı hesaplamayla ödemelerin %136 artacağını belirtti. Gebze İzmir otoyolunda gidiş dönüşe dikkat gidiş dönüşe 2601 lira ödeneceğini kaydetti. CHP'li Ahmet Akın da hükümete seslendi. Türk lirasını yedirmeyecekseniz garantiler niye dövizde samimiyseniz garantileri derhal Türk lirasına çevirin. Şimdi haberi böyle tamamladıktan sonra şunu söylesek herhalde yanlış olmayacak. Bugün dünden daha pahalı. Peki buna bir çözüm bulunamaz mı? Mesela hazine garantileri üzerinden bir çözüm bulunamaz mı? Neden bu kadar kur yüksekken hala böyle dövizlerinden o ödemeler yapılıyor? Bir bunun hatırlatması muhalefetten bu mümkün mü değil mi? Sözleşmeler ne söylüyor? Bir bakalım şehir hastanelerinin sözleşmesine. Bunlar alenen kapitülasyondur. İktidarı hedef alan bu sert eleştirilerin odağında kamu özel işbirliğiyle yaptırılan şehir hastaneleri var. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin şehir hastaneleri için finansör olan İngiliz şirketlerinin talebi üzerine kapitülasyon gibi ağır koşullar içeren düzenlemeler yapıldığını iddia etti. Belgeler gösterdi. Bu bir kapitülasyon belgesidir. İngiliz hükümeti resmi internet sitesinde yayınlamıştır. Şu gördüğünüz kişi müsteşar Eyüp Gümüş. Bu gördüğünüz kişi Doktor Şuayp birinci şu anda Sağlık Bakan Yardımcısı. Diğer kişiler de İngiliz yetkililer. Şahin'in gösterdiği fotoğraf 2014 yılı Eylül ayına ait. Londra'ya giden 3 üst düzey Sağlık Bakanlığı bürokratı şehir hastaneleri için finans sağlayan İngiliz şirketlerinin yetkilileriyle görüştü. O görüşmeden 6 ay sonra meclise bir torba yasa geldi. O yasanın içinde de dikkat çeken bir madde şehir hastaneleriyle ilgili bir anlaşmazlık çıkması halinde Türk mahkemelerinde olan yetki İngiliz mahkemelerine veriliyordu. İngiliz şirketler diyorlar ki Türkiye'nin hukuk sistemine biz yeteri kadar güvenimiz yok. 27 Mart 2015 tarihli değişiklikle Türk mahkemelerinin yetkileri alınıyor ve Londra mahkemeleri şehir hastanelerinin itilaf durumunda da yetkili i̇şte Söke söke alırlar denilen yasal değişikliği yapan da bu AKP iktidarıdır. Şehir hastanelerinde kapitülasyon iddiasını dile getirirken Kanal İstanbul üzerinden yaşanan söke söke alırlar tartışmasına da gönderme yaptı Şahin. Sayıştay'ın tespitlerine de dikkat çekerek İktidara geldiğimizde bu talan İstanbul projesine para yatıran hiç kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz. Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları tahkim yoluyla da alırlar. Kreditörlerin menfaatleri diyor, kamunun menfaatlerinin önüne geçmiştir diyor. 2019 yılında Sayıştay raporlarda. Neden diyor Türk mahkemelerini yetkisiz kıldınız, İngiliz evet. mahkemelerini yetkilendirdiniz? Cevap çok ibretliktir. Finansörlerden gelen taleplerden kaynaklandığını söylüyor. Ve CHP'li vekilden bir çarpıcı tespit daha. Bütçede 13 şehir hastanesi için 2022 yılı kira bedeli olarak ayrılan ödenekte kur artışından dolayı 2 ay içerisinde tam 10 milyar 807 bin liralık ilave yük geldi. Ayrılan ödeneğin %76'sı daha yıl girmeden kur farkına gitti. Kira bedeli için ayrılan bütçe 14 milyar 91 milyondur. 24 milyar lira olmuş. 60 3 günlük süreçte 10 milyar 807 milyon liralık bir açığınız oluşmuş. Bunlar alenen kapitülasyonlardır. Çok içimiz acıyarak söylüyorum. Özünde işte mandacılık budur.